kornerlerle etkinliğimizi arttıracakken bizim attığımız korner dönüşü bir arka paylaşımda yaşadığımız problemle 1-0 geri düştük. Şoku atlattıktan sonra yine korner ve karambollerle bir şeyler yapmaya çalıştık. İkinci yarı ise bir tane ofansif oyuncu sokarak daha üçüncü bölgeye çabuk gitme çabamız vardı. Bunda da bir risk vardı. Dönen her topta doğru garda almanız gerekiyor. Kontra ataklarla çok fazla pozisyon vermesek de bir penaltı golüyle beraberliği yakaladık. Sonra ardından hemen bir gol daha yedik. Belki bugün hem tribünün hem takımımın kazanma isteği pahalıya mal oldu. Çünkü biz bir kontratak yakalamışken yanlış bir tercih, önde Gassama ve Serdar'ın bir foul başlangıcında dönüşünün gecikmesi, çabuk oynanan sırtımıza bir top, yine bir kontratakla geri düşürdü bizi. Bugün kaybettik. Sonra kendi kalemize de bir gol attık ve bugün kaybettik. Şimdi ligin ikinci yarısında 5 maç kaybetti takım. Zor maçlar oynadık. Ama burada kalan maçlara odaklanmak gerekiyor. Ve burada yine toparlanmak gerekiyor. Bu enerji yaratmak gerekiyor. Ve hemen de geri dönüş sağlamak gerekiyor. Bundan sonra daha kazanacak oyunları oynamalıyız. Bugünkü dersleri çıkarmalıyız. Sonuçta yitirdiklerinize değil, gelecek 11 maça bakmalısınız. Burada da bunu yapacak gücü var bu camia. Evet, bu çok normal. Çünkü ligin ikinci yarısında bu süreçte kayıplar böyle tepkileri getirir. Taraftarımızın bunu son bölümlerde yapması iyiydi. Sonuna kadar desteklediler. Bu tepkileri normal karşılıyorum. Bunu düzeltmek bizim işimiz. Bunu ne kadar çabuk düzeltirsek o kadar ayağa kalkarız. Yitirdiklerimize yine bakarsanız, puan durumunuza bakarsanız bu bir karamsarlık yaratabilir. Ama bu camia bunu tamir etmeli. Her birimiyle tamir etmeli. Camia diyorum, taraftarından yönetimine, belki bizimle ilgili olan basına kadar bu iş düşüyor. Kalan 11 maça odaklanmak gerekiyor. Bizim takımımızın yeri buralar değil. Oyunumuz da buralar değil. Bugün kazanma isteği biraz dağınık etti bizi. Bunların tepkileri normal karşılıyorum. Şu anda bizim forvet sayısı olarak bir yetersizliğimiz yok. Ben bunu devre arasında basın toplantısında da söyledim. Transfer yapabilmenin koşulları vardır. Ben bu takıma geldiğimde bu takımın 16 yabancısı vardı. Şu anda Traore'yi de sayarsam 15 yabancısı var. Değişimin olabilmesi için şartların olağan olması gerekiyor. Devre arasında da ihtiyacımız olan yerlere oyuncu aldık. Şu anda bu soruyu sorgulamanın da bunun cevabını benden istemenizin de bize katacak bir şeyi yok. Biz kendi dinamiklerimizle bu ortamdan çıkmak gibi bir hüner göstermeliyiz. Ben bununla çok ilgilenmiyorum çünkü bu takımı şimdi değiştiremem ve oyuncu transfer edemem. Ben yine maksimum verim almanın peşinde koşacağım.